İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bir soyut şeyler ekonomisinde daha sizlerle birlikteyiz. Yine değerli bir konukla karşınızdayım. Bu akşamki konuğum Doktor Kıvılcım Kayabalı. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Hocam nöro marketing uzmanı. Efendim yine beyin işleri. Daha önce de Türker Hocam'la uzun uzun beyin konuşmuştuk. Şimdi bir başka perspektiften bakacağız. Sizle yine beyin konuşacağız. Nereden başlayalım, nereden başlayalım? Big Bang'den başlayalım mı? Sabaha kadar konuşuruz. Şuradan başlayalım hocam. Evet, Big Bang fiziki evrenin oluşumu, sonra tek hücreli canlılar, sonra çok hücreli mi diyelim, sonra omurgasızlar, omurgalılar falan derken primatlar, insana geliyoruz. Ve şunu çok biz çok iyi biliyoruz ki insanın beynindeki gelişim diğer bütün canlıları onu kendi altında bırakıyor. Yani homo sapiens dediğimiz düşünen, bilen insan, homo sapiens sapiens, bildiğini de bilen insan. Bunu uzatanlar da var. Bir sapiens daha koyanlar var. Bildiğini bilen insan. Ve bu şey isimlendirmeden de anlaşıldığı gibi insanın bilme, düşünce üretmesiyle ilgili bir tanım. Şimdi insanoğlu 1,5 milyon yıl önce falan ateşi buluyor. Ateşi kullanmıyor. Ateş yakmayı öğreniyor. Evet. Daha önce işte yıldırım düşüyor, ateşi taşımasını öğreniyor ilk aşamada. Evet. 1,5 milyon yıl önce de ateş kullanmaya kullanıyor, kendisi taşıyor, yakıyor, söndürüyor. Ve çok önemli bir şey oluyor 1,5 milyon yıl önce, yemek pişirmeye başlıyor. Yani yiyeceklerini ateşte pişirmeye başlıyor. Bu da beyninin çok hızlı gelişmesine neden oluyor. Çünkü çok daha fazla kaloriyi çok daha hızlı alabiliyor. Şu var, beyin çok fazla kalori harcayan organımız, en fazla. Yani yanlış söylersem siz düzeltin, toplam kullandığımız kalorinin 1/4 falan beyin yakıyor diyebiliyorum ben. Beyin, doğru mu? Beyin vücut ağırlığının 2% oluşturuyor ama tüm kalorinin 20% harcıyor. %20, 5'te 1'i kadar. 5'te 1'i oksijenin de aynı şekilde. Evet. Tabii o durumda da gıdaların pişirilmesi, hızlı sindirim, beynin kalori, yakıt ihtiyacının çok hızlı kazanılması, bu insan beyninin gelişiminde de önemli bir rol oynuyor. Çok öyle önemli mi anlıyorsun? Olduğu öyle söyleniyor. Hatta evet. Beynin hızlı gelişimiyle beraber kafatası yapısı değişiyor. Ne oluyor? Büyüyor. Büyüyor. Beyin büyüyor çünkü. Beyin büyüyor. Beynin büyümesine paralel olarak kafatası büyüyor. Ve enteresan bir şey oluyor. Daha önce diğer memeliler gibi kendi kendine doğum yapabilen insan bir yardımcıya gereksinim duyuyor. Ve sosyal hayatta başlamış oluyor böylece. Beyin büyüdüğü için. Beyin büyüdüğü için eskisi gibi kolay doğum yapamıyor. Bir taraftan baktığınızda bir anomali o zaman. Evet. Peki girmeyelim, fazla dağıtmayalım konuyu. Hocam bundan 70 bin yıl kadar önce bilişsel evrim, hatta devrim diyenler var. İnsan beyninde bir ani bir sıçrama yaşanıyor. Bu nasıl oluyor? Bunun herhalde bir cevabı var mı? Bu bir süreç aslında. Yani 70 bin, 100 bin yıl arası bir dönemde olduğu söyleniyor. Çevre koşullarına bağlı olarak evrim sürecinin sonucunda böyle bir gelişim. O dönemde, Homo sapiens'in ortaya çıktığı dönemde 6 tip insan daha olduğu söyleniyor, evet. Primatlar, evet. Dünya üzerinde. Zamanla bunlar eksiliyor. Bunların neden eksildiğiyle ilgili de birçok teori, evet. Tez, antitez var. Evet. Ama şu bir gerçek değil mi? Yani bir sıçrama oluyor. Evet. Yani ani bir evrimin sonucu diyebiliriz buna. Elbette ki
ekosistem oraya götürüyor çeşitli faktörler. İşte bunda ateş faktörünü önemli bir yere koyduk. Beynin gelişmesi, ama, korteksin. Evet, ani bir sıçrama oluyor çünkü biz o dönemde insanoğlunun bize bıraktığı bir takım emarelerden de bunları görüyoruz. Mesela mağara resimleri, değil mi? Çok önemli bir şey. Mağara resimleri de aslında ateşle birlikte ortaya çıkan. Daha mı eski yani? Ateşin bulunmasıyla birlikte. Çok daha eski, evet. O zaman 1,5 milyon yıla kadar gidiyor mu? Gittiği söyleniyor. Yani o dönemde insanlar ateşin etrafında artık toplanıyorlar. Birbirlerine daha çok vakit ayırıyorlar. Hayvanlardan çok korkmaları gerekmiyor. Ateş onları koruyor. O döneme kadar ağaçların tepesinde uyuyan insan mağaralarda vakit geçirmeye başlıyor. Ortak alanları oluyor. Ve ilk mağara resimleri de o dönemde ortaya... İlkel anlamda da ama bizim mağara, hani bu günümüze ulaşan mağara resimleri hani bir 70 bin, 60-70 binlerde falan galiba, evet. Daha öncesini, evet. Bilmiyoruz. Tabii ateşin bulunması onları hayvanlardan da koruyor bir şekilde. Sosyalleşme belki ilkel anlamda kültürün başlangıcı ilk... diyebiliriz. Hikaye anlatmaya başlıyorlar birbirlerine tabii. Evet. Bu da önemli. Ama sonra, daha sonra beyin gelişimini sürdürüyor. Ve bugün de bu gelişim devam ediyor diyelim. Evet. Evet, buyurun. İnsanları hayvanlardan, memelilerden ayıran en önemli özellik korteks tabakası. Evet. İnce bir korteks tabakası hayvanlarda da var ama korteksin kalınlaşmış olması, neokorteks diyoruz. Daha da gelişiyor korteks zaman içinde, Homo sapiens'te. Bu bölgeye de neokorteks diyoruz. Düşünceden, karar vermeden, geçmişi geleceği analize etme gibi işlevlerden sorumlu beyin bölgesi. Evet. İnsanın, şimdi ben tabii kendi sorumu soracağım şimdi, soyut şey aslında düşünce üretmesi diyelim. Korteksin de gelişmesiyle mümkün olabiliyor. Ve soyut şey, hem soyut şeyler üretebiliyor hem soyut şeylere kıymet veriyor, öyle söyleyelim. Evet. Öyle değil mi? Şimdi Harari'nin Homo Sapiens'inde okumuştum ve duymamıştım. İlk kez onda şey yaptım. İnsanoğlu midye kabuklarını, deniz kabuklarını para olarak kullanmış bir dönem, değil mi? Evet. Yani ona bir değer veriyor ve alışverişte kullanıyor. Al sana iki tane kum midyesi kabuğu, ver bana üç tane yumurta şeklinde. Oysa bir deniz kabuğunun fonksiyonel değeri ne olabilir? Yani içindeki canlı dışarı çıktıktan sonra bizim için hiçbir fonksiyonel şeyi yok. Yine mesela altına ciddi manada bir soyut değer yüklüyor. Yani fonksiyonunun çok ötesinde bir değer yüklüyor. Artık niye yüklüyor? Rengi, belki oksitlenmemesi falan gibi bir takım şeylerle. Yani insanın soyut şeyler üretme ve soyut şeylere değer verme, hatta ihtiyaç duyma gibi bir özelliği var. Ve bunu sağlayan da diğer canlılara göre neokorteks diyorsunuz. Yani biz mesela dedemizden yadigar bir saat kaldığında onun soyut değeri somut değerinden kat fazla. Be kat fazla. Ama bir maymun yani dedesinden miras bir muz kabuğu filan almıyor. Hiçbir öyle, evet. Bir yok. Evet. Harari'ye göre zaten her şey soyut. Birleşmiş Milletler de soyut, devletler, evet. Ülkeler, şirketler, her şey aslında bir hikaye. İnsanların yarattığı, evet. Bir hikaye. Somut şeylerin sayısı çok az değer verdiğimiz. Yine çok güzel bir örnek veriyordu o kitabında Harari. İnsanı memelilerden ayıran en önemli özelliklerden biri, en başından biri organizasyon yapabilme yeteneği, organize olabilme yeteneği. Şöyle bir örnek vardır, bir şempanze ile bir insanı bir adaya koyarsanız, ıssız bir adaya, bir yıl sonra baktığınızda şempanze hayattadır büyük bir olasılıkla, insan ölmüştür. Evet. Ama 10 bin şempanzeyi
Ve 10 bin insanı alıp çok büyük bir alana koyduğunuz zaman 10 bin şempanze bir araya geldiğinde orada kaos çıkar. Halbuki insanlar 10 bin kişi bir araya geliyor, konserler veriyor, başka etkinlikler. Evet. İnsanların böyle organize olabilme yetenekleri var. Hayvanlar dünyasına bakacak olursak karıncalar, arılar onlar da organize bir takım şeyler yapıyorlar. Hı hı. Ama bir kraliçe arıyı düşünün. Hiçbir zaman diğer arılar kraliçe arıyı, hadi gidip kraliçe arıyı devirelim, başka bir cumhuriyet koyalım, başka bir... Evet. Böyle bir şey demiyorlar. Bütün bunlar insanlara özgü. Evet. Bu nöroplastisiteye girelim mi biraz? Madem tabii. İnsanın beyni hala gelişmeye devam evet. ediyor. Bundan 500 bin yıl sonra ne olacak? yine Harari'ye göre bambaşka bir, biz yaşayan son normal insanlarız. Makineyle insan karışımı bir şey olacak. Evet. Şimdi bizde insan beyninin çocukluktan itibaren, doğumdan itibaren gelişimine bakacak olursak, biz diğer memelilerden farklı olarak eksik bir beyinle doğuyoruz. Yani beynimiz evet. gelişmemiş olarak evet. doğuyoruz. Şimdi bir zürafa yavrusuna bakalım. Doğduktan sonra dakikalar içerisinde ayakta durabiliyor. Bir zebra yavrusu 45 dakika içinde koşmaya başlıyor. Ama insanın işte bir düşünceyi, bebeğin düşünceyi biçimlendirip ifade etmesi bir yıl. Ayağa kalkıp yürümesi, koşması 1,5-2 yılı buluyor. Tamamıyla biz muhtaç doğuyoruz. Ama bizi onlardan ayıran en önemli özellik zor koşullara adapte olabiliyoruz. Hı-hı. Yavaş öğreniyoruz ama koşullara adaptasyon yeteneğimiz. Yeteneğimiz çok güçlü. Yani bir zebrayı veya bir gergedanı alıp ortamından Himalayaların tepesine getirdiğiniz zaman ne yapacağını bilemiyor. Ama insan çözümler üretebiliyor farklı ortamlarda. Evet. Esnek. Evet hocam. Hocam peki bu nöroplastisiteye girmişken bu dijital teknolojilerin de sizin bir konuşmanızda dinlemiştim. Evet. İnsan beynine olumsuz etkilerinden söz ediyorsunuz. Şimdi nöroplastisite şöyle bir şey. Yeni bir bilgi aslında. Son 10-15 yılda nörobilimle ilgili çok fazla şey öğrendik. Çok fazla çalışma yapıldı ve fMRI önemli bir cihaz bizim için. Astrofizikçiler için uzay teleskobu neyse, nörobilim çalışmalarında da fMRI öyle bir yer tutuyor. Artık beynin içinde, beyinle ilgili bir filmimiz vardı aslında, burada onu görebiliriz. Beynin içinde... Tamam, bir numaralısın. Bir numaralı. Evet. Neler olup bittiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. 86 milyar nöron var. Evet, beynin içini görüyoruz şu anda. Bu bir animasyon ama yani çok net bir şekilde tamam, ateşlenmeyi görebilir, biraz kalabilir. 86 milyar nöron var ve her nöron dediğimiz şey sinir hücresi. Evet. Ve her nöron her an 10 bin farklı nöronla sinaps yapabiliyor. Sinaps yani iletişim kurabiliyor ve bir takım burada gördüğünüz gibi bağlar oluşturuyor, bağlantılar, networkler oluşturuyor. Ve her yeni deneyim, yeni olay, öğrendiğimiz bir şey bu sinaptik yapıyı güçlendirebiliyor, değiştirebiliyor. Eğer bilgiyi kullanmıyorsak bu bağ bozuluyor, budanıyor. Yani sinir hücreleri yalnız kalıyor. yani evet. Yani ne kadar çok birlikte... İletişimleri kopuyor. Yani. İletişimleri kopuyor. Ne kadar çok birlikte ateşlenirse o kadar evet. sıkı bir bağ ortaya çıkıyor. Şimdi nöroplastisi de böyle bir şey ve nörobilimciler diyor ki beynimiz plastik değil, çok plastik. Ama bu elastik anlamına gelmiyor. Yani bir silgi gibi kıvırdığınız zaman tekrar eski haline dönmeyebiliyor. Böyle bir nöroplastisiteden bahsediyoruz. Şimdi dijital çağda beynimiz değişiyor. Beynimizin değiştiğini söylüyorlar ve gösteriyorlar. Peki nasıl bir beyin var şu anda? Daha farklı bir beyin.
birçok şeyi daha iyi yapabiliyor belki, daha hızlı motor aktivitelerimiz daha hızlı olabiliyor. Birçok bilgiyi aynı anda öğrenebiliyoruz. Ama bu daha iyi bir beyin mi? Burası tartışılır. Evet. Çünkü şöyle bir şey var, kısa dönem hafıza, uzun dönem hafıza. Kısa dönem hafızadan uzun dönem hafızaya aktarabilmek için bilgileri işleyen bellek dediğimiz ayrı bir bellek, ayrı bir hafıza türü devreye giriyor. Ve işleyen belleğin bir anda alabileceği bilgi miktarı da sınırlı. Çünkü bu sırada nörotransmitterleri harcıyor beyindeki. Ve biz dijital teknolojilerle birlikte aynı anda eğer birçok işle uğraşıyorsak o bilgiyi alamıyoruz. Eksik alıyoruz ve uzun dönem hafızaya, uzun süreli hafızaya bunu aktaramıyoruz. Aktaramıyoruz. Böyle... Bir kapasite sorunundan söz ediyoruz. Evet, bir aslında. Kapasite sorunu evet. var. Bununla ilgili 3. ve 4. slide'da Susan Greenfield ve Nicholas Carr'ın çok önemli kitapları var. Birçok çalışmanın özetlendiği dijital teknolojilerin beynimizdeki hayatımızdaki ve iletişimimizdeki etkisiyle ilgili. Şunu biliyoruz ki ortamda bir cep telefonu, evet Mind Change önemli bir kitap. Ortamda bir cep telefonunun olması bile masanın üzerinde iki kişinin arasındaki iletişimi bozuyor. Bu kitapta çok çarpıcı örnekler var bununla ilgili. Tristan Harris... Eski bir Google çalışanı, şu anda TED Talk'ta da konuşmalar yapıyor. Bir sözü var. Diyor ki, o da dijital teknolojilerin beynimize olan olumsuz etkilerinden bahsediyor konuşmalarında. Diyor ki, dünyada iki sektör müşterisini kullanıcı, user der. Bu sektörlerden birisi uyuşturucu sektörü, diğeri dijital teknolojiler sektörü. İlginç bir şey. Evet. Ve işte bu Google, Instagram, Facebook çalışanları Silicon Valley'de çocuklarına bu cihazları yasaklıyorlar. Cep telefonu, iPad ve onların olduğu okullara da göndermiyorlar. Evet, bunu böyle yaratan bir gazete kişiler, haberi okudum ben de. Evet, bu kadar zararlarını biliyoruz. Son yapılan birçok çalışma... Dijital teknolojilerin erken yaşta kullanılmasının kognitif yani beyindeki bilişsel fonksiyonların zeka, hafıza, dikkat gibi fonksiyonları azalttığını gösterdi. Bu tip olumsuz etkileri var. Evet, yani şunu demek istiyorsunuz, temkinli olmamız gerekiyor. Evet, çocuklarımızı da duymamız evet. gerekiyor. Hocam şimdi ilginç bir şey, tabii soyut şeyler derken kültür. Önemli bir unsur. Şimdi bizim gen yapımızın, insanlığın gen yapısının birbirine çok yakın, hatta hayvanlara bile çok yakın olduğunu biliyoruz. Fakat yeryüzünde birçok kültür, hatta bununla yine bağlantılı birçok dil yaratılıyor, yaratıyor insanoğlu. Bu nasıl oluyor? Yani niye farklı farklı kültürler, farklı farklı diller olabiliyor? Aynı genetik yapıya sahibiz, hatta aynı beyin yapısına sahibiz. Ama farklı, farklı bölgelerde yaşadıkları için evet, insanlar. Ekosistem, oradaki ekosistem nedeniyle. Ekosistem etkiliyor. Etkiliyor. Böylece kuşaktan kuşağa aktarılan tabii kültürel unsurlar da sonuçta değişik oluyor. Sonra o kültürlerin birbiriyle katışımı, birbirinden etkilenmesi filan farklı kombinasyonlar da ortaya çıkarabiliyor herhalde. Tabii bir biyolojik lazım. Evrimden bahsediyoruz zaten. Evet. Bir de kültürel evrim. Evet. Kültürel evrimde kuşaktan kuşağa, kuşağa taklit ederek, görerek geçebilen bir şey. Şimdi biyolojik evrim sürekli gelişme şeklinde tezahür ediyor. Kültürel evrim de öyle midir? Yani insan bedeni fiziki olarak da zihnen de gelişerek... Gelişmek ama göreceli bir şey. Neye göre? Evet. Yani onun
iyi mi, olumlu mu, olumsuz mu olduğunu bilemiyoruz. Evet. Yani çok ilginç bir şey var. Çok eskilerle kıyasladığımız zaman insan zekası şu anda azalmış. İlginç değil mi bu? Azalmış. Evet. Ben aynı, yani daha zeki değiliz ilk daha insanlardan daha zeki, gibi değiliz. Biliyordum. İlk insan değil ama yani tam tarih. İlk insan demeyelim evet. Yani sonuçta. Evet. Tarih ötesine daha, geçmiyor. Zeki evet. Değil, bir değişim var ama. Değişim evet. Yok. Kültürde değişim var. Aynı bu şekilde. Gelişim anlamına gelmiyor. Gelmiyor. Belki biraz önce söylediğiniz dijital teknolojilerin beyine olumsuz etkisi de bu anlamda olumsuz bir değişim olmuş oluyor. Şöyle ki dijital teknolojiler ve bilgileri eskisi kadar uzun dönem hafızada saklayamadığımız için. Çünkü bugün biliyoruz ki Google efekt diye bir şey var. Yani şöyle, insanlar Google'da bulabilecekleri bir şeyi hafızalarında tutmak istemiyorlar. Evet. Ama kimse oturup Tolstoy okumuyor, Barış ve Savaş falan. Bunları okumuyorlar artık. Ama o kitapları okuduğumuz zaman bunlarda bir derinlik var. Evet. Birçok şeyi kültürel olarak, tarih, kültür, insan psikolojisi birçok şeyi öğreniyorsunuz ve özümsüyorsunuz. Evet. Ve o sizin beyninizde, hafızanızda yer alıyor. Ve başka bir olayla karşılaştığınızda oradan bir konsolidasyon yapabiliyorsunuz. Derin düşünmeye sahip oluyorsunuz. Ama işte dijital teknolojiler evet. Bunu bozuyor maalesef. En az çaba yasası diye bir şey var tabii. Bir de beyin hemen en kolayına kaçar yani konfor. Beyin evet çok ilginç bir organ. Fazla oksijen ve enerji harcamak istemiyor. Tasarruflu yani. Tasarruflu en kolayına kaçıyor. Evet. Ama bu çıktıları olumsuz etkiliyorsa tabii ki bir sorun yani. Evet. Sonuçta. Şimdi yine bir şeyden bahsetmek istiyorum. Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisi. Zaman zaman ben bu programda bahsediyorum bundan. Şimdi bu ihtiyaçları hiyerarşisinin en altında fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyaçları gibi ihtiyaçlar var. Yukarıya doğru sevme, sevilme, saygı görme ihtiyacı, bilme, anlama, estetik, kendini gerçekleştirme gibi yukarıya doğru çıkan basamaklar var. Hatta buna şöyle diyenler var, Maslow'un ölmeden önce 70'lerde buna zirveye başka bir basamak daha eklediği, onun da insanlık idealine katkı ihtiyacı olduğu söylenir şey olarak. Bu ilk iki basamak, belki sevme, sevilme de bilemiyorum, tam uzmanlığı olmadığım konular ama birkaç basamakta canlılarla aynıyız aslında. Diğer canlılarda, hatta memelilerle de sınırlı değil. Belki bütün canlılar yeme, içme ve üreme ihtiyacı içindeler ve güvenlik, hayatta kalma ihtiyacı içindeler. Ama yukarıya doğru çıktığında artık bu beynin, evet, gelişimiyle ilgili burada bir gelişimden söz etmek durumundayız. İşte sonuçta korteksin gelişimi de öyle bir şey. Ve işte nasıl düşünce üretiyor insanoğlu? Yani daha doğrusu insanın nasıl düşünce ürettiğinin cevabı var mı? Beynin gelişimiyle ilgili. Türker Hoca veriyor o cevabı. Veriyor. Bilinç üreten her organ düşünce evet. De üretir diyor. Üretir diyor, evet. Ve insanoğlu aslında sanatı, estetiği, kültürü bu ihtiyaçlar hiyerarşisi üçgeninde gördüğümüz o ihtiyaç alanlarında üretmiş oluyor. Evet. Bu sefer geriye döndüğümüzde yeme ihtiyacını da biz başka türlü gideriyoruz. Yani tilki gibi tavuğu kaptığımız gibi yemiyoruz. Onun bir adabını oluşturmuş durumdayız. Bunlar da soyut şeyler. Ama yine de en derindeki içgüdülerimiz hala bunlara sahibiz. Soyumuzu devam ettirmek ve hayatta kalmak. Evet. İki tane içgüdümüz var. Tabii ki. Hayatımızı devam ettirmek için de yemek çok önemli. Evet. Şunu demek istedim hocam. Biz temel içgüdüsel ihtiyaçlarımızı bile soyut şeylerle bir şekilde destekliyoruz, onu demek istiyorum. Yemeği
diğer canlılara göre farklı yiyoruz. Ona bir takım soyut şeylerle yüklüyoruz. Yani sadece tuz, karabiber değil, evet, aynı zamanda soyut şeyler değil. Bir sofra adabı, pişirme şekilleri sadece lezzet katmak için değil, aynı zamanda estetik unsurlar da bize sunmuş oluyor bir şekilde. Yani biz en temel ihtiyaçlarımızı bile estetize edebiliyoruz. Edebiliyoruz. Onu demek istedim ben. Şimdi biz de bu nedenle soyut şeyler ekonomisi diyoruz programımızın adına. Soyut şeyler ekonomisinin tezlerinden birisi, en önemli tezi, hı hı, daha doğrusu, dünyada ekonomi içinde tedavülde olan çok önemli girdilerin çok önemli bir kısmı soyut şeylerden oluşuyor. Tamamen soyut. Evet, evet. Para da öyle değil mi şu anda? Yani? Para da öyle. Evet. Bu bakımdan buna dikkat etmemiz gerektiğini, yani gelişmiş bir ekonomi için soyut şeylerin ne kadar önemli olduğunu biz sevgili seyircilerimize her hafta sizin gibi değerli konuklarımızla beraber hatırlatmaya çalışıyoruz. Hocam bir ara vereceğiz müsaadenizle, sonra reklamlardan sonra devam edeceğiz bu güzel sohbete. Hocam zaman kaybetmeden hemen devam edelim. Şu nöroplastisite, üçüncü defa kullanıyorum ve doğru okudum sanıyorum, telaffuz ettim. Şimdi olumsuz bazı şeylerden bahsettik ya, bu beynin gelişimini nasıl olumlu hale sokabiliriz? Yani nöroplastisiteyi nasıl arttırırız? Evet. Evet. Şimdi bunun üzerinde çok duruluyor. Okullarda da anlatıyoruz bunu. Eskiden nöroplastisite bildiğimiz bir şey değildi. Şöyle düşünürdük, şöyle biliniyordu. 3 yaşına kadar beyin gelişimini tamamlar. İşte ergenlik dönemine kadar bir miktar daha gelişim olur. Ama bugün biliyoruz ki beynimiz her yaşta her zaman yeni bağlantılar oluşturabiliyor. Deneyimlediklerimize ve öğrendiklerimize bağlı olarak. Şimdi olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir demiştik nöroplastisite. Nasıl olumlu olabilir? Örneğin yeni şeyler öğrenmek beyin nöroplastisitesini, yeni bağlantılar oluşmasını arttıran bir şey. Yeni deneyimler. Evet. Uyku, stresi azaltmak, hatta ilginç bir şey, egzersiz. Haftada 3 gün belli sürelerle egzersiz yapmak, bunlar üzerinde duruluyor. Bulmaca falan diyorlar. Bulmaca ve herhalde çok önemli bir şey var, yeni bir dil öğrenmek. İkinci dil, üçüncü dil. İkinci dil, üçüncü dil. Evet. Eğer 3 dil biliyorsanız yeni bir müzik aleti çalmasını öğrenmek. Evet. Bunlar nöroplastisiteyi arttıran faktörler. Hocam nöroplastisite deyince insan yaşam döngüsü içindeki bir gelişimden mi söz ediyoruz, yoksa aynı zamanda işte birkaç yüz bin yıl sonra biraz önce konuştuğumuz gibi insanın beyninin daha da gelişeceğinden mi söz ediyoruz? Hayır, yaşam süremiz içerisinde, beyindeki nöronlar arasındaki bağlantıların güçlenmesi, daha çok bağlantı, hı-hı, ortaya çıkması, evet, gibi. Bunun yaşlılıkla bir ilgisi var mı? Bunu yani her yaşta olabiliyor. Her yaşta olabiliyor. Bugün eskiden dediğim, yani benim tıp fakültesinden mezun olduğum dönemlerde şöyle bilirdik, nöronlar ölür ve tekrar yeni nöron yapılamaz. Ama bugünkü bilgilerimizle biliyoruz ki beynin belirli bölgelerinde, hipokampüs gibi belirli bölgelerinde yeni nöron yapımı gerçekleşebiliyor. Nörogenezis diyoruz buna da. Olabiliyor değil mi? Olabiliyor. Normal diğer hücrelerimiz yenileniyor değil mi? Evet, diğer hücrelerimiz, evet, yeniliyor. Beyin hücreleri, ama beyin hücreleri yenilenmediğini bilirdik. Şimdi yenilendiğini öğreniyoruz, evet, yavaş yavaş. Evet.
Ama eski, diğer hücrelerimiz gibi çok da rahat konuşmadınız o cümleyi. Belli bölgelerde falan dediniz yani. Şu anda evet gösterdim. Hocam peki ben asıl uzmanlık konunuza nöromarketinge geçmek istiyorum. Beni de mesleğim itibariyle ilgilendiren bir konu. Bu araya sıkıştıracağınız, geride bıraktığımız konularla ilgili not düşeceğiniz bir şey var mı? Hayır. Peki, o zaman nöromarketing. Nereden çıktı nöromarketing? Niye böyle bir disipline ihtiyaç duyuldu? Bunları alalım sizden. Evet. Şimdiye kadar pazar araştırmalarında, pazarlamada biz hep şunu yapıyorduk. Müşterilere ne istediklerini soruyorduk ve onlardan aldığımız geri bildirimlerle, onların söylediklerinin doğru olduğuna inanarak bir takım ürünler ve stratejiler geliştiriyorduk. Evet. Ama zamanla burada bir sorun olduğu ortaya çıktı. Yalan söylediklerim ortaya çıktı. Son yıllarda gerçekleştirilen nörobilim çalışmaları bize gösteriyor ki insanlar düşündüklerini ifade etmiyorlar. Söyledikleri doğru olmayabiliyor. David Ogilvy de aynı şeyi söylüyor. Evet, ben de hep kuşku duymuşumdur bundan. çok ünlü bir Harvard profesörü Jared Zussman, onun da nörobilim çalışmaları var. Ve diyor ki insanların kararları aslında çok içgüdüsel. Düşünerek karar vermiyorlar. Başka faktörler devreye giriyor, duygular gibi. Hatta bir kitap yazıyor, How Customers Think diye, müşteriler nasıl düşünür? Ve kitabında da şunun altını çiziyor, müşteriler ne istediklerini bilmiyorlar aslında. Steve Jobs bunu çok uzun yıllar önce söylemiş, hiç nöromarketing kavramı ortaya çıkmadan önce. Nöromarketing kavramı da nasıl çıkıyor? Nörobilim alanında yapılan birçok çalışmadan pazarlama alanında yararlanılıyor. Ve burada Daniel Kahneman'dan da bahsetmek istiyorum. Onunla ilgili de bir slaytımız vardı. Evet, ikinci slaytı. Daniel Kahneman 2002 yılında kendisi psikolog olmasına rağmen Thinking Fast and Slow diye bir kitap yazıyor ve 2002 yılında Ekonomi Nobel ödülünü alıyor bu kitapla. Hızlı ve yavaş düşünmek. Burada iki düşünce sisteminden bahsediyor kendimiz. Sistem 1 ve sistem 2. Sistem 1 biraz önce bahsettiğimiz evrimsel süreç içerisinde işte sürüngenlerde, hayvanlarda olan bir sistem, içgüdülerden, duygulardan sorumlu. Sistem 2 tabii çok daha limbik sistem değil mi o? Limbik de içinde sistem 1'in içinde. Evet. Başka bölgelerde var, çok detayına girmeyeceğim. Sistem 2 ise korteks ve neokorteksi kapsıyor temel olarak. Evet. Ve 30 çalışma yılının ürünü olan bu kitabında çok sayıda örnek var çalışmalarıyla ilgili ve Daniel Kahneman şu noktaya geliyor. Kararlarımızı verdiren faktör, kararlarımızın arkasındaki faktör hala sistem 1. Yani biz korteksi yeteri kadar kullanıp mantıklı, akılcı kararlar vermiyoruz. Sistem 1'in etkisiyle daha hızlı ve daha duygusal kararlar veriyoruz. Peki bu iyi bir şey mi? Değil tabii ki. Korteksi daha çok kullanmamız gerekiyor. Kitapta akıllı da zaten onu anlatıyor. Yani. Evet, akıllı olmamız lazım ama dünyanın şimdiki haline de bakacak olursak yani aklımızı kullanmıyoruz. Post-truth falan bununla da ilgisi kurulabilir belki Post-truth dönemi. Tabii değil mi? Evet. Yani hep şunu söylüyorlar insanlar örneğin yalan haberleri doğru haberlerden daha çok inanıyor. Evet. Post-truth çağının özelliğinden. Yalan olduğunu bilmiyor ama. Yani yalan olduğunu bilmiyor, sorgulamıyor. 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 Tamam. Bu tıp alanında da geçerli birçok alanda. Evet. Yani şunu diyebiliriz aslında, insanlar dezenformasyona karşı çok açıklar. Çok açıklar. Hani gel beni dezenforme et der durumdalar neredeyse.
İşte yani, bu nedenle Twitter, Facebook bu ortamlarda ne kadar yararlı, bu da tartışılır. Bu ortamların hatta demokrasiye ne kadar yararı olacak, o da tartışılır. Halbuki şöyle şeyler söyleniyor. Dijital devrimle beraber aslında gerçek demokrasiye ulaşabileceğimiz söyleniyor. Söylendi. Arap Baharı'nda hatta bu örnek verildi. Fakat son Amerikan başkanlığı seçimleri sırasında Rusya'nın nasıl müdahale ettiğini gördük Twitter üzerinden ve Facebook üzerinden özellikle. Ve şu da tartışılıyor bugün. Dijital çağda eşit bir toplum mümkün mü? Mümkün mü? Demokrasi mümkün mü? Demokrasi. Eşit bir demokrasi. Bu biraz önce dikkat dağınıklığı falan dediniz. Tabii seçim tercihlerimizde bu dikkat dağınıklığı içinde yapıyorsak tercihlerimizi sorunlu sonuçlar çıkacaktır ortaya. Çok doğru söylediniz, evet. Değil mi? Bu dikkat dağınıklığı içinde tercihlerimizi yaptığımız için de hep hatalı sonuçlarla karşılaşıyoruz. Bütün bu sistemler, Twitter, Facebook, bir takım aplikasyonlar, cep telefonlarındaki hepsi bizim dikkatimizi çekmek üzerine odaklanıyor. Ve izin verdiğimiz, izin verdiğimiz sürece de başarılı oluyorlar. Evet hocam, nöromarketinge devam edelim isterseniz. Demokrasiyle ilgili biraz içimiz karardı şimdi ama... Biz daha gelişmiş bir demokrasi bekliyoruz yani bu ağ teknolojileri sayesinde. Çünkü daha sık ve daha geniş katılımlı seçimler yapabileceğiz diye düşünüyoruz. Mesela hükümetler anlık sorulara anlık cevaplar alabilirler bu teknolojilerle. Yani 5 yılda bir seçimden seçime karne vermektense her an... Hükümet karnesi yenilenebilir yani mevcut ağ teknolojileriyle ama sizin demenizden anlaşılıyor ki bu... Müdahale olabiliyor şu andaki... Müdahale de ayrı bir konu ama bizim nesnel düşünememe, yani rasyonel düşünememe sorunumuzdan kaynaklı verdiğimiz notlar arızalı anlamına gelecektir bu. Evet, maalesef. Yani. Peki bu nöromarketing, tabii konuya girmiş oldunuz ama aslında bir duygusal beyin ve rasyonel beyin var. Girdik. Bu rasyonel beyin tarafı korteksle ilgili. Neokorteksle ilgili ama şunu biliyoruz ki kararlarımızın çok az bir kısmı bilince ait. Bilinçaltı bir takım faktörlerle biz kararlarımızı veriyoruz ve saniyeler içerisinde. Bu da o zaman korkulara göre karar veriyoruz mesela. Korkular, geçmiş deneyimler, duygular ama en derindeki tetikleyici korku. Evet. Bu nedenle de bir takım reklam kampanyalarında işte sigara ile ilgili bilinçlendirme. Korku pazarlaması diyoruz. Korku evet. Çok da fayda etmiyor mesela sigara tiryakisine. O zaman sigara reklamı gibi olmasın. Tabii sigara zararlı bir şey. Herkes içenler bıraksın, içmeyenler ağzına sürmesin. Ama demek ki nikotin bağımlılığı o korkudan daha kuvvetli bir şey. Ama şöyle bir şey var, bizim Sağlık Bakanlığı'nın da bu yönde kampanyaları olmuştu. Şunu gördük, tüm dünyada böyle, yeni başlayanları engelleyebiliyorlar. Ha, bu güzel. Bu da önemli bir şey. Tabii, o önemli bir şey. Ama mesela Martin Lindstrom, nöropazarlamayla o da ilgili biliyorsunuz. Mesela korkutucu mesajların bir şekilde... nikotin bağımlıları için uyaran etkisi yaptığı ve o anda yani nikotin ihtiyacını tetiklediğini iddia ediyor. Onun mesela, öyle olmadığı da gösterildi. Bir 3 yıl kadar önceki nöromarketing konferansının konusu buydu sigarayla ilgili. Ve korkunun aslında etkili olduğu gösterildi sigara konusunda da. Evet, en azından
başlama potansiyeli taşıyanlar için, evet, tabii ki genç kuşakları korumak lazım. En iyisi bağımlı olmamak. Bağımlı olmadığınızda zaten hiçbir sorun yok. Çünkü ciğerlere duman çekmek, su içmek, yemek yemek gibi bir şey değil. Gayri insani bir şey temel olarak. Evet. Bağımlı olduğumuz için biz o nikotin uğruna o dumanı çekiyoruz içimize. Evet hocam, başka ne gibi bize nöromarketingle ilgili şeyler söyleyebilirsiniz? Benim bu konularla ilgili de bazı rezervlerim var ama şimdi şeyi programın zamanını iyi kullanalım. O nedenle açmıyorum. Rezervler derken isterseniz tek cümleyle bir şey söyleyeyim. Şimdi biz evet, ben de her zaman meslek hayatım boyunca sorulara verilen cevapların objektivitesinden şüphe duymuşumdur. Hatta bu yönde yazılarım da var, anketlerden falan. Buna karşı bir takım araştırma sektörü, buna karşı da bir takım önlemler geliştiriyor, uğraşıyorlar onunla ilgili olarak da. Şimdi gayri iradi, içgüdüsel, tamamen etkilerden bağımsız bir konuyla ilgili bir karar vermekle bir şey sorduğunda bunun cevabını o yönde almak bence aynı şey değil, mümkün de değil zaten. Çünkü soru sorduğunuzda birden beyin afallıyor bence. Ve orada bir sürü kişilik... Koşullara bağlı olarak, evet, değişiyor. Koşullara bağlı olarak. Mesela ben şu örneği araştırmacı arkadaşlara hep söylerim. Kapınıza bir anketör geldi. Mesela kapıyı bir hoş bir bayan açtı, karşısında yakışıklı bir anketör. Şimdi bu çocuğa ne desin yani? Olumsuz cevap mı versin? Veya tam tersi hoş bir kadın, kapınıza anketör gelmiş, bir erkek kapıyı açmış. Şimdi bu bile en temelden, ben araştırmacı arkadaşlara bunu espri olarak söylüyorum da. Şimdi ben o güzel hanımı kıracak mıyım yani şimdi verdiğim cevaplarla? Evet. Evet, bu bile bir etken yani, dış faktör daha doğrusu. Ama araştırma sektörü de bununla ilgili tabii ki bir takım tedbirler almaya çalışıyor. Nöromarketingde de tabii bir takım cihazlar, aletler işin içine giriyor. Nöromarketingde biz yine soru soruyoruz insanlara. Bir ödev veriyoruz veya bir soru soruyoruz ama ne söylediklerine bakmıyoruz. Vücutlarında olan bir takım fizyolojik değişikliklere bakıyoruz. Evet. Örneğin... 5. slayttan itibaren geçebiliriz burada. 5. slaytı verebilir miyiz arkadaşlar? Evet. Eye tracking gözlükleri dediğimiz gözlükler, hı, var. Bu gözlüklerle perakendecilik sektöründe kullanılabiliyor bunlar. Raflarda nereye baktılar, hangi süreyle baktılar, evet, bakışları nasıl bir ivme izledi. Bunları görebiliyoruz. Dikkatin nerede yoğunlaştı. Aynı zamanda bu gözlükleri web sitesine bakarken kişi, web sitesi tasarımlarında, evet, da nasıl takip ediyor? Nasıl takip ediyor? Böylece, evet, eğer web sitemizde bir mesaj vermek istiyorsak bu mesajın nerede olması gerektiğini anlıyoruz, evet, resmin veya mesajın. Mesela bu çalışmalarla şunu gördük ki insanlar yanıp sönen şeylerden hiç hoşlanmıyorlar. Öyle mi? Kesin. Havai fişeklerden hoşlanıyoruz ama. Zavallı gazeteler diyeceğim. Web sitesinde kaçıyoruz ama gördüğümüz zaman. Öyle belki mi? Sorsak hoşlanıyoruz deriz ama göz kaçı başka bir yere gidiyor. Evet. Demek, evet, ki rahatsız edici bir tarafı var veya havai fişekten hoşlanıyoruz da oradaki hareketlerden hoşlanmıyor olabiliriz. Şimdi zavallı gazeteler, o zamanlar gözlük yoktu, bu gözlük. Ama bilmiyorum, herhangi bir araştırma var mı bu gözlüklerle gazeteler nasıl takip ediyor, nasıl okunuyor? Yazı puntolarıyla ilgili var, yazı şekilleriyle ilgili. Evet. Mesela işte gölgeli yazıların, karmaşık yazıların, el yazıları, bunların, evet, artık... Tipografiyle ilgili, hı-hı, bir şey var. Tipografiyle ilgili çalışıyor. Raf düzeni, hangi ürünlerin nerede olması gerektiği, renk etkileri, ambalaj tasarımları da aslında. Ambalaj tasarımlarının. Evet. O yüzlerce, binlerce ürünün olduğu rafta nasıl öne çıkabildiği.
Çünkü şöyle bir şey var, biz her gün yaklaşık 20 bin pazarlama uyaranına maruz kalıyoruz. Evet. Bu işte bir reklam filmi de olabilir, bir görsel de olabilir, rafta bir şey de olabilir. Ve bunların içerisinde dikkati çekmek için bir farklılığımızın olması lazım. Bunun için de insan zihninin nasıl çalıştığını bilmemiz gerekiyor. Yani 20 bin mesaj içinde sizin de mesajınız varsa, diğer 19.999 mesajı geride bırakmak için sizin bir şey yapmanız lazım. Bir şey yapmanız gerekiyor, evet. Evet, başka ne gibi diğer slaytları da geçebiliriz. Hangi slayt? Hemen bunun arkasındaki slaytlara gelelim. 6, 7. 6 ve 7. 6 arkadaşlar. Şimdi EEG, elektroansofalogram aslında nörolojik hastalıkların tanısında çok uzun yıllardır kullanılan bir yöntem. Nöromarketing çalışmalarında kullanılıyor günümüzde. Bu cihazı eye tracking gözlükleriyle birlikte kullanıyoruz. Neleri görebiliyoruz? Kognitif yük, bilişsel yük, yani izlediğimiz bir şey bizim zihnimizi yoruyor mu, yormuyor mu? Dikkatimizi yoğunlaştırabiliyor muyuz? Hafızada kalıcılığı var mı? Uykumuzu getiriyor mu yoksa dikkatimizi arttırıyor mu? Bunları görebiliyoruz. Bir slaytımız daha olacak bundan sonra. Yedi mi? Yedi. Bir cihazımız daha var. Galvanik skin response dediğimiz parmağa takılan küçük kateterler. Bu da bizim sinir sistemimizin verdiği reaksiyonları ölçüyor. Kalp atış hızımız, solunum hızımız, deride terleme var mı yok mu? Yani bir uyarı oluşturdu mu bizde bu reklam filmi veya görsel oluşturmadı mı? Bunu anlayabiliyoruz. Aslında CIA'nin uzun yıllardır kullandığı yalan makinesine benzer bir sistem. Peki bunun, evet, bir reklam filmi ya da bir uyaran heyecan duygusu olabilir, heyecan duymuş olabilir ama bunun olumlu yönde mi, olumsuz yönde mi olduğunu da söylüyor mu bu alet? Söylüyor tabii. Her şeyimiz açığa çıkacak bu aletler. Zaten ama şöyle bir şey var. Sadece bu alet değil, hepsini başka, birlikte. Başka tabii. Evet. Yani bir laboratuvar ortamında hep birlikte kullanıyoruz. Evet. Görüntüleme sistemleri. İki yöntem daha var. Bu da benim bütün bu cihazları taktığım bir fotoğrafım. Voice analysis dediğimiz sesimizin tonundan psikolojik durumumuzu analiz eden bir software. Call center'larda kullanılıyor bu. Diğer yöntem ise facial decoding. Her ikisi de uzaktan yapılabilir laptoplarla. Facial decoding'de yüzümüzde 43 adet kas var. Bu kasların çalışmalarına göre duygu durumumuzu analiz eden bir yazılım. Biz mesela böyle şu gözlüğüm öyle olsa sizin duygu durumunuzu anlamış olacağım, öyle mi? Konuşurken. Şimdi de anlayabilirsiniz aslında. Şimdi zaten anlıyoruz o deneyimlerle. Evet. Yani kötü duygular içinde olmadığınızı bunlar, çok iyi anlıyorum. Bunlar genellikle birlikte kullanılıyor bu tip çalışmalarda. Bir de fMRI tabii, evet, çok değerli bir yöntem. Evet. Beynimizin hangi bölgesine ne kadar oksijen gittiğini, aktif olduğunu görebiliyoruz. Evet. Zaten ilk nöromarketing çalışmaları fMRI cihazıyla başlıyor. Bir otomobil markası ile ilgili evet, bir izleyelim. Videomuz vardı. Onu bir izleyebilir miyiz arkadaşlar? Yüzde yoğunlaşıyor. Bütün bu çalışmaların, evet, yani insanlar insan yüzüne bakıyorlar, bakmayı tercih ediyor. Evet, bu kırmızı noktalar bizim yani nereye baktığımızı gösteriyor. Evet. Öyle değil mi? Böylece biz bir reklam filminde
nelerin etkili olduğunu da ölçmüş oluyoruz. Evet. Nelerin etkili olabildiğini. Peki ben aynı soruyu tekrarlayayım. Olumlu, olumsuz etkiliyor olabilir. Mesela bir bomba patlasa burada ayağa fırlarız hemen. Bu da etki. Bu başarılı bir reklam filmi. Evet. Bu açıdan başarılı bir reklam. Evet. Peki bir videomuz daha var. Bir videomuz daha vardı. Evet. A lot to me because it touched on many facets of my life. So it touched. Evet hocam, bu film ne anlatıyor bize? 2016 Olimpiyatları sırasında yarışmalara katılan çocuklardaki anneyle olan bağlarını gösteriyor. Çocukların. Ve bunu izleyen, bu filmi izleyen kişinin duygusal durumuyla ilgili bize bir veri sunuyor. Aynı zamanda da filmi izlerken hem beyninde neler olduğunu görüyoruz, hem de işte kognitif reaksiyonlar nasıl, dikkat, duygu, durum, hem de kendi görüşlerini anlatıyor. Bu araştırmadan sonra buna bağlı olarak sanıyorum aynı firma bir reklam kampanyası yaptı bununla ilgili. Evet. Bir seri reklamlar yaptılar. Sanıyorum ben şimdi görüyorum tabii bunu. Şimdi bağlantıyı şimdi kurdum yani. Evet, peki böyle cihazlarla, makinalarla filan her şeyimizi öğreniyor nöromarketing. O zaman herkes kolay kolay her şeyi satar insanlara. Rekabeti nerede şey yapacağız? Yani herkes şöyle her söyleyeyim, nöromarketing... disipline müracaat etmeyen markalar rekabetten düşecek mi? Zaman içerisinde öyle olacak. Onun için şöyle bir şey de var. Tabii markalar, bir web sitesi hazırlamak için bir bütçeniz var ve bunu harcayacaksınız. Bunu en etkin şekilde nasıl harcarsınız? Size bir takım cihazlarla, bir takım bilgilerle, işte nörobilim çalışmalarından elde edilen bilgilerle size yardımcı oluyor bu yöntem. Yani şöyle diyelim, tabii ki daha etkin iletişimler yapabilmeniz için bundan da istifade edebiliriz. Yoksa şu ana kadar yapılmış şeylerin hepsi başarısız anlamına gelmiyor. Tabii ki. Çünkü yani şunu da görüyoruz, yaptığımız başarılı işlerin neden başarılı olduğunun ardındaki nörobilimi de görüyoruz. Tamam. Yoksa nöromarketing ortaya çıkmadan önce de yapılmış çok başarılı işler var. Tabii kendimizi inkarlıyoruz, çok başarılı işler yaptık hocam. Tabii ki. Ayağınıza sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sohbet etti. Zamanımız olsa devam ederdik ama bu kadar süre veriyorlar bize. Sevgili seyirciler, iyi akşamlar diliyorum. Haftaya yine buradayız efendim.